önce bana hayır dedin. Hayır. Çekil. İzleyicilerin önünde kavga edemeyiz olacak. Kavga değil mi? Doğruları söylüyorum. Herkese yeniden merhaba. Bugün metro market turu yapıyoruz. Çünkü yemekli bir şeyler almamız gerek. Bir yılbaşı sofrası. Evet. İki. Evet. Yeni evimizin, ev alışverişi. Evimizin yeni ev yemekli alışverişi. Hadi başlayalım. Ben çok beğendim bunu. Bizim lütfen alalım. İyiymiş. Evet, gerçekten konumuzdan çok alakasız şeylere bakıyor oluşumuz. Pasta malzemeleri. Bende bolca var. Daha beraber yılbaşı kurabiyesi yapacağız. Gerçekten şuna bayıldım. 2 kilo olması. İki ters bak. Bir şey diyeyim, ben bunları sütsüz de yiyorum, biliyor musun, cips gibi. Çok seviyordum bir ara. Alabilir miyiz istiyorsan? Bir ara seviyordum. Bir ara şu vazgeçilmezimdi. Bir de Vitalis vardı. Vitalis'i seviyordum da. Ben şunu seviyordum. Humus parmağı seviyorsun. Bu da double chocolate. Yo, bu da double chocolate aslında. Ha, bu bilmiyorum, şey misin? Biraz daha büyükmüş parçaları içindeki. Parçayı sanırım. Parçayı zeytin var. Kahvaltılık bir şeyler bakalım. Biz ikimiz de zeytin ezmesine bayılıyoruz. Ha, bir de yeşil var. Değişik gözüküyor. Biraz baharatlı galiba iç. Ne? Çeşnisini denemiştim. Güzeldi. Evet. Ama yeşilini hiç denemedim. Yeşil alırsan. Yeşil. Deneyim mi? Hı. Deneriz. Yazmak. Bir tanesini yolluyor. Şunu alalım mı? Bu gazet. Yukarıda ızgara zeytin gördüm. Izgara zeytin. Bir de içinde bademleri olanlardan oluyordu. Yine aynı marka. Sanırım burada yok. O burada yok, evet. Sarımsak dolusu varmış, aman tanrım. Pasta malzemeleri. Ben geçen seneki yılbaşı kurabiyelerinin üstüne şeker hamuruyla açıp koymuştum da şeker hamurunun görüntüsü çok güzel ama tadını hiç sevmiyorum. Görüntü müthiş ama İş tada geldiği tat zaman. Konusunda her türlü gıda boyası vesaire var. Krem çanti var sanırım, evde alacak mıyız? Agar agar, C vitamini, izomalt. Oo, bayağı iyiymiş. Şimdi biz krem çantimiz yok. Krem şantimi dörtlü. Hepsi dörtlü. Şu ikili. Çiçek var. Konfeti var. Gümüş inci var. İnciler, var. İncilerden alalım. Bir tane inci aldım. Tane şöyle inci atayım. Al. Başka? Çiçek var, konfeti var. Bunlardan istiyor musun? Konfetiden al. Tamam. Çiçek bırakıyorum. Çiçeğimiz vardı. Tamam. Kalp var. Kaç tane, bir tane al yeter. Yıldız tam. Tarçın gördüm. Tarçın alacağız. Bir de bana zencefil gerekiyor. Zencefil görüyor muyuz? Sayın bunlar... izleyiciler, siz de görüyor musunuz? Burada yok sanırım.
lütfen bana öyle al Hindistan cevizini. Ben de çok yapıyorsam ondan alırdım yani. Baksana. Krem şantinin bayağı yani profesyoneller için. Yaparmışsın. Hazırından yapmam. Kendim yaparım. Pastanın bir hazırı var. Tabii var. Ya ben makaron tozu gördüm. Şöyle bir şey. Yani bak makaron tozu. Badem gidiyor tabii. Ama kendim yapmayı tercih ederim. Bir adet pudra şekeri aldım. Ya öf, bu hikayeyi kesinlikle hiçbir zaman anlatmayacağım. Anlatamam. Tam bizim evlilik bıçak. Ben çay içmeyi sevmiyorum. Bunun ben için, de seviyorum. Bunun için de içerim ama çay sevmiyorum. O şekilde evini alan var mıdır acaba? Esmer. Değişik. Ya bu soslara bayılıyorum ya. Fesleğenli. Şu dört peynirliyi sevmedim. Pek de mantarlı. Benim için fesleğenli pesto sos. Bir numara. Yine bir şey bulmuş geliyor ya. Ya bu ne? Öğrenci evine alınan makarna. Evet. Yani. Gelin abi bunu alın bir yer yaşarsın. Sayın öğrenciler. Torçalı. Bunlar güzel oluyor. Bir tane tortellini aldım. Geri kalanlarını Ankara makarnadan alabiliriz. Bir de küçüğü. Ben evet. Küçüklerini pek sevmiyorum. Böyle. Makarna salatası falan yapmadık da. Alalım mı? Hayır tabii ki. Ne yapacağım o kadar makarnayı? Her gün makarna mı yiyeceğim? Her gün mü? Onu alırsak birkaç ay boyunca yeriz. Şöyle bence. Söyleyeyim. Bazen böyle final haftalarımda sabahleyin peynirli makarna, öğlen işte ketçap mayonezli makarna diyeyim. Akşama da ton balıklı makarna yiyordum böyle. Çok güzeldi. Üç öğün makarna yiyordum. Kendi kesilmiş erişlerimiz var. Evet, el yapımı erişlerimiz var. Bir tane şunu alalım o zaman. Klasik. Şöyle. Tamam. Bir tane fiyon. Fiyon alayım. Fark etmez. Spagetti var. Spagettimiz var evde diyordun. İşte bunlar benim içebileceğim çay tipleri. Bitki çayları. Meyfen Bliss Buzalı. Evet. Eskiden Doğada'nın ekinezyalı bir çayı vardı. Hasta olacağımı hissettiğim an içiyordum ve ilaç içmeye hiç gerek kalmıyordu. Enfesti. Evet, bir de çay. Çaykur'un Rize turist çayı var. Bizimkiler bir sürü çayı karıştırıyorlar. Kaçak çay vesaire. Kaçak. Kaçak çay. Tabii canım. Çok içilir. Mersinliyiz. Tabii sınıra yaklaştıkça. Öyle mi? Tomurcuktan koyuyorlardı. Bergamot falan koyuyorlardı içine. Yılbaşı gecesinin vazgeçilmesi. Ben ilk önce gidiyorum ve en çok sevdiğimi alıyorum. Daha minnoşları var. Şimdi ben taco aldım ama... Ya Pringles'ın adı mı değişti ya? Hayır. Eskisini daha çok seviyordum ben. Hah, burada. Ya bıyıkları daha işte tatlı gözüküyor. Lütfen. Evet. Ya bunu istersen. Bundan alayım. Şimdi
orta stoka almışım. Aldım ben. Sen ketçap. Ketçapı büyük boydan almışsın. Bir tane de klasik alalım. Dip sos yaparım ben. Tamam, bir tane küçük boy klasik alalım. Sade, aynen. Başka yoksa mı? Hayır. Etmek. Etmek istiyorum. Tatlısını istiyorum. Çünkü hala bana borcunuz var. Hala borç diyor ya. Borçlusun. Olacağım. Borçlusun. Revani ders ısarım. Yaptım. Bir dakika, yaptım revani. Yaptın yaptın, tamam. Ben borcum yok sana tatlı borcum. Ama senin bana var hala iki tane. He, yaptım. İki defa etmek borcum var bana kaybettiğin iddialardan. Şehirler arası seyahat miyiz biz? Ben burada ne bakıyorum, sen ne bakıyorsun? Seviyorum. Seviyorum. Lokmalık. Ben de yeni tatlar arayışındaydım. Şöyle bakıyordum. Gingerbread diyor. Ben zencefilli kurabiye yapacağım zaten her türlü. O yüzden. Zencefilli. Tamam, uzak duruyorum. Gördüm, gördüm her zencefilli şeyi. Peki, az önce bir saniye. Az önce bana hayır dedin. Hayır, çekil. Az önce bana hayır dedin. Şu an buna da hayır diyebilir misin? Diyemem. Bunu böyle alıyoruz. Bunda sadece petrol ofislerinde buluyoruz. Her gittiğimiz gezide iki tane alıyoruz ve ikisini de ben yiyorum. Bir dakika. Yolda giderken... Benim şöyle benzinlikten daha çıkmadan paketini açıp bitirmiş yalan oluyor. Yalan. Nasıl ya? İki tane yolda kat kat tat aldım. Bir tanesini yedirmedim. En son seyahatte fark etmedim. Sana iki tane kat kat tat alalım çıkalım dedi. Ben gittim Ülker Çikolata'da gofret aldım fazladan. Bana ya, yedirmeyecek nasıl olsa ama diye. Hayır ama sen zaten alıyorsun her şeyin yanına. Hayır. Ülker Çikolata'da gofreti fazladan aldım. İzleyicilerin önünde kavga edemeyiz olacak. Kavga değil mi? Doğruları söylüyorum. Alalım mı? Alalım. Bunu da alayım mı böyle? Yani evet desem bir türlü, hayır desem iki türlü. Bu kadar içemezsin ama. Link çocukluğum link yani. Bu kadar içmezsin ama. Onu kat kat tadı yersin, bunu içmezsin. Evet, bu kadarını içilmez. Bu yarısı bana kalır, ben de şeftali sevmiyorum. Sen vişne seviyorsun. Ben vişne seviyorum. Ya bunların teknisi yok mu şunun içmiş? Belki kaprisan görseydim olabilirdi ama böyle vişne suları var olacak. İstersen. Yo, vişne suyu öyle sevmiyorum ya. Üzüm suyu. Bu arada böyle alkolsüz içmeyi de seviyorum. İkisini de dene, tarafını seç. Ben sol tarafı seçiyorum. İlk kez bu kadar çok Monin markalı özütü bir arada görüyor olabilirim. Nasıl oluyor? Hiç denemedim. Hani benim için şaraptır ama rakısını yapmışlar gerçekten. Deneyen varsa yorumlara yazsın. Aydınlatın beni.